Düzenleme yaptığımız zaman aslında baktığımızda sinüs x'in katsayısını yalnız bırakmak için her tarafı 3'e bölebilirim. Her tarafı 3'e böldüğümüz zaman şöyle bir durum geliyor. Eksi 3'ü de karşıya gönderdiğimizde 1 olarak gelecektir. Aslında burada kalıp bir soru. Burada kök 3 bölü 3 gördüğümde buraya direkt tanjant 30 yazabilirim. Çünkü tanjant 30 bana kök 3 bölü 3 verecektir. O halde şöyle ilerliyorum. Sinüs x artı tanjant 30 yerine de sinüs 30 bölü kosinüs 30 yazacağım arkadaşlar. Ve burada zaten kosinüs x vardı. Burada bir eşik kesire çevirdiğim zaman yani şu kısmına çarptığım zaman sinüs x çarpı kosinüs 30 artı sinüs 30 çarpı kosinüs x gelecektir. Payda bir tane kosinüs 30'umuz vardı. İçler dışlar yaptığımız zaman da bu karşıya geçecek. Burada farkındaysanız artık sinüsün toplam formülü oluştu. Yani sinüs x artı 30. Karşı tarafta da kosinüs 30 var. Tabii ki ben bunu yine sinüs cinsinden yazacağım. Daha rahat köklerine ulaşabilmek için. Bunu da sinüs 60 olarak tamamlayabilirim. Daha sonrasında arkadaşlar hemen yine şu tarafa geçiş yapıyorum. İlk önce kökleri bulmak için hemen işlemi başlıyorum. X artı 30'u neye eşitleyeceğim buradan? 180 eksi 60 artı 2 kp diyorum. 30'u karşı tarafa attığımda bakın 150 geliyor buradan. Ama k'ya 0 da verseniz 1 de verseniz ve devamında dar açı elde edemiyoruz. Dar açı elde edemediğimiz için aslında buna bakmamıza da gerek yok diyebiliriz. Diğer kısma geçiyorum artık. X artı 30 eşittir ne diyeceğim buradan arkadaşlar? Direkt 60 eşit diyeceğim. Sıfırdan çıkarttık çünkü. 30'u karşı tarafa gönderdiğimde ve burada K 0 için dediğimizde x'imizi 30 derece olarak elde etmiş oluyoruz.